Merhaba arkadaşlar. 20'li yaşlar hayatınızın belki de en heyecanlı ve aynı zamanda en karmaşık dönemi, değil mi? Bir yandan kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışırken bir yandan da kendi ayaklarınız üzerinde durmak zorundasınız. Ama merak etmeyin. Bugün bu karmaşıklığı biraz daha yönetilebilir hale getirmek için buradayım. Hadi gelin birlikte nasıl daha akıllıca tasarruf edebileceğimizi ve yatırım yapabileceğimizi görelim. Neden şimdi başlamalısınız? Biliyorum. Yatırım yapmayı düşünmek bu yaşta da biraz korkutucu olabilir. Ama aslında en önemli zaman tam da şimdi. Genç yaşta yatırım yapmaya başlamak size yıllar boyunca büyüme ve bileşik faizden yararlanma fırsatı sunar. Basitçe söylemek gerekirse, şimdi attığınız her adım gelecekte büyük farklar yaratabilir. Ben de 20'li yaşlarımda bu konularda oldukça kaybolmuştum. Ama sonra öğrendim ki küçük ama bilinçli adımlar atarak uzun vadede gerçekten büyük birikimler yapabiliyorsunuz. İlk maaşınızı aldığınızda neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Ki keza ben de ilk maaşımı aldığımda neler hissettiğimi az çok hatırlayabiliyorum. Çok harika bir duygu. Kendi paranı kazanıyorsun. Kendi yaptığın emeklerle bir şeyleri ilerletmiş oluyorsun. Ve dünya sanki senin elinin altındaymış gibi hissediyorsun. Bu harika duyguyu yaşayan insanlar daha iyi anlar. Bunu da örneklendirebilirsiniz sizler tabii kendi kafanızda. Ancak bu heyecanla tüm parayı bir gecede harcamak yerine akıllıca bir bütçe oluşturmak gerçekten önemli. Bütçe yaparken gelir ve giderlerinizi yazın. Sabit harcamalarınızı, değişken harcamalarınızı ve tasarruf hedeflerinizi ayırın. Gelirinizin en az %20'sini birikim olarak ayırmak geleceğiniz için harika bir başlangıç olacaktır. Diyelim ki aboneliklerinizi gözden geçirmek buna bir adım atmaya sağlar. Her ay gerçekten kullandığınız hizmetler mi? Küçük değişiklikler bile uzun vadede büyük tasarruflar sağlar. Öğrenci kredileri veya kredi kartı borçları yüzünden endişeli misiniz? Endişelenmeyin. Bu konuda yalnız değilsiniz. Ben de üniversite sonrasında büyük bir borçla yüz yüze kaldım. Ve bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Ama bununla başa çıkmak için ufak tefek kendi kafanızdan strateji oluşturarak adımlarınızı düzgün bir şekilde atmanız için bir hesap yaparak işlem sağlamak daha mantıklı olacaktır. Öncelikle yüksek faizli borçları ödemeye odaklanın. Sonra borçları azaltmak için her ay ekstra ödemeler yapmayı planlayın. Bu stratejiler borçlarınızı daha hızlı bir şekilde azaltmanıza yardımcı olabilir. Eğer zorlanıyorsanız finansal danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktan asla çekinmeyin. İyi bir rehber borçlarınızı yönetme konusunda büyük bir fark yaratabilir. Yatırıma başlama korkusu olarak ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Merak etmeyin, bu konuda herkes biraz tedirgin olur. Önemli olan küçük adımlarla başlamak ve öğrenerek ilerlemek. Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları gibi temel yatırım araçları hakkında bilgi sahibi olmak başlangıç için yeterli. Küçük miktarlarda yatırım yapmaya başlayarak zamanla deneyim kazanabilirsiniz. Robo danışmanlar veya yatırım uygulamaları yatırım dünyasının yeni başlayanlar için harika araçlardır. Bu platformlar yatırım portföyünüzü kolayca yönetmenize ve çeşitlendirmenize yardımcı olur. Ben de ilk yatırımı yaptığımda çok heyecanlandım. Ama zamanla öğrendim ki yatırım yapmak aslında o kadar da karmaşık değil. Yeter ki araştırın ve bilinçli karar alın. Kararlarınızı aldıktan sonra zaten adım attığınızda her şey daha kolay bir şekilde gelecektir sizlere. Ve diğer yatırımlarınızı yaparken önceki yapmış olduğunuz yatırımlara istinaden biraz daha emin adımlar atmış olabilirsiniz. 20'li yaşlarda emekliliği düşünmek size biraz uzak gelebilir. Ama inanıyorum ki bu yaşlarda yapacağınız küçük birikimler gelecekte büyük fark yaratabilir. Unutmayın, emeklilik sadece bir yaş değil, aynı zamanda bir hedeftir. Kendi finansal hedeflerinizi belirleyin. Bu bir araba almak, seyahat etmek veya gelecekteki emekliliğiniz için birikim yapmak olabilir. Ne olursa olsun bu hedefler size rehberlik edecek ve motivasyon sağlayacaktır. Otomatik tasarruf planları oluşturmak, farkında bile olmadan birikim yapmanızı sağlar. Örneğin, her maaşınızdan belirli bir miktarını doğrudan birikim hesabınıza aktarabilirsiniz. Unutmayın, 20'li yaşlar geleceğiniz için harika bir yatırım yapma zamanıdır. Bugün öğrendiğiniz ipuçlarını uygulamaya başlayarak finansal olarak daha güvenli bir geleceğe doğru ilk adımınızı atabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda yorumlarda kendi finansal hedeflerinizi bizimle paylaşın. Hep birlikte daha iyi bir finansal geleceğe adım atalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve finansal olarak güçlü kalın.